Arkadaşlar kalkınma projelerinden GAP'tan bahsedeceğim. Yani Güneydoğu Anadolu'yu kalkındırma projesi. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı ve en maliyetli projesi olarak geçmektedir arkadaşlar. 1989 yılında arkadaşlar aktif olarak karşımıza çıkan projelerden birisidir. GAP'ta hangi iller vardır ya da GAP'tan en çok hangi il etkilenir? Sınavda gelebilecek sorulardan birisidir. Kesinlikle GAP'tan en çok etkilenen ilimiz kimdir arkadaşlar? Şanlı Urfa tamam mı? Buna bir yıldız koyalım. Gap'ta kaç tane il vardır diye sorarsan Gap'ta toplam 9 tane il karşına çıkacak. Aslında 7 tanesini Güneydoğu Anadolu'da görüyoruz. Artı 2 tane de ilçelerden dolayı bu projede olan yerlerden söz edeceğim. Kim var? Gaziantep Gaziantep Batman başka kim var? Siirt Başka Mardin. Başka Diyarbakır. Başka kim var? Adıyaman. Şimdi baktığımda bunlar zaten nerede bulunmakta? Güneydoğu Anadolu'da bulunmakta. GAP'tan en çok etkilenen il aşağıdakilerden hangisidir? Kimdir arkadaşım bu il? Şanlı Urfa. Kim var? Gaziantep. Dikkatli ol. Batman. Siirt, Mardin, Diyarbakır, Adıyaman. İlçeleriyle bu proje kapsamında olan Akdeniz'e daha yakın olan Kilis, Doğu Anadolu'da olan Şırnak. GAP kapsamında bulunmaktadır arkadaşlar. GAP'ta toplam kaç il vardır? GAP'ta toplam 9 il bulunmaktadır. Dikkatli ol. GAP'tan en çok etkilenen kim dedik? Şanlı Urfa. Arkadaşlar bu proje Genelinde 2014 yılında açılan bir sulama kanalı var. Benim tavsiyem bu sulama kanalını bilmeniz. Bu sulama kanalı arkadaşlar Şanlıurfa Suruç sulama kanalıdır. Türkiye'nin en büyük en büyük sulama kanalıdır. Tamam dikkatli olun. Hangi tarihte açılmıştır? 2014 yılında açılmıştır. Peki GAP'la birlikte neler değişecek? Yani sulam bir sulama projesi bu projeyle birlikte neler değişecek? GAP'la birlikte arkadaşlar daha önce yetiştiremedikleri tarım ürünlerini yetiştirmeye başlayacaklar. Yani arkadaşlar ne değişecek? Tarım ürünleri çeşitliliği artacak tarım ürünleri çeşitliliği artacak tamam tarım ürünleri çeşitliliği artacak. Bir bu. Ama burada abartma. Yani mesela en çok artan diye sordu yıllar önce arkadaşlar. Cevabımız ne oldu? Pamuk. Ya hocam Şanlıurfalı artık GAP'la birlikte çay da yetiştirecek. Olmaz. Zeytin dikim sahasını genişletecek. Hayır olmaz. Tamam dikkatli ol. Yani aslında iklim isteyen ürünler değil su isteyen ürünler. Tamam dikkatli olun burada çeşitlilik. Tarım ürünleri çeşitliliği artacak. İşte pamuktur, mısırdır, tütün, ekim sahası genişleyecek gibi düşünün arkadaşlar. İkinci özellik ne olacak? Artık tarlasını sulayabiliyor, yani birim alandan birim alandan alınan verim artacak. Toprakların artık nadası bırakmasına gerek var mı? Mantıklı düşün. Artık suyu buldu, değil mi? O zaman ne yapacak arkadaşım? Nadas, nadas azalacak. Tamam, nadas ne yapacak? Nadas azalacak. Artık iklime bağlı mıyım? Hayır. İklime bağlılık azalacak. Ürünlerde yıldan yıla dalgalanma olacak mı? Hayır. Yıldan yıla dalgalanma, dalgalanma azalacak. Tamam dikkatli bul. Çünkü ne buldu? Bir su buldu. Tamam sen buna dikkat. Evet. E başka ne olacak hocam? E Urfalı bir çiftçiyim. Artık kuru tarımla uğraşmayacağım. Ne yapacağım? Sanayi ürünleri ekim sahası ekim sahası ne yapacak arkadaşım? Genişleyecek. Uy, hışır, hışır da yazıyorum ama idare edin artık. 5. Sanayi ürünleri ekim sahası genişleyecekse artık kuru tarım ne yapacak arkadaşlar? ürünleri ekim sahası hop daralacak. Dikkatli olun. Artık bu yörede sanayi ürünleri ekim sahası genişlediği için bu yörenin nesi gelişecek? Sanayisi gelişecek. Ulaşım imkanları iyileşecek. Artık bu yörede insanlar göç etmeyecek. Göç azalacak. Göç azalacak. Gidenler <laughs> geri gelecek. Seçim gibi oldu. Gidenler geri gelecek bütün oylar Nilüfer Hoca'ya. E, böylelikle Güney Doğu Anadolu kalkınacak. Arkadaşlar GAP'la birlikte bir yörede ne değişir? Sulama ile birlikte bir yörede ne değişir? Tarım ürünleri çeşitliliği artacak. Birim alandan alınan verim artacak. Nadas azalacak. iklime bağlılık azalacak. Dalgalanma azalacak. Sanayi ürünleri ekim sahası genişleyecek. Kuru tarım ürünleri ekim sahası daralacak. Sanayi gelişecek. Ulaşım iyileşecek. Ve bu yörede artık insanlar göç etmeyecek. Gidenler geri gelecek. Peki şuna dikkat etmen lazım. Dışarıdan göç mü alacak? Hayır. Hiçbir proje dışarıdan göç almayı hedeflemez arkadaşlar. Dışarıdan göç aldığı anda yörelerin sosyo-kültürel yapıları bozulur. O yüzden amaç dışarıdan göç almak değil, gidenlerin memleketlerine geri dönmesi. GAP'ta hangi iller vardı şöyle tekrar hatırlayalım. En çok hangi ili etkiliyordu tekrar söyleyelim. Canlı Urfa değil mi? En çok etkilediği ildi arkadaşlar. Başka Gaziantep, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Adıyaman. Artı Kilis artı Şırnak tamam. GAP'ta Türkiye'nin en büyük sulama kanalı bulunmaktaydı. Bu kimdi arkadaşlar? Suruç sulama kanalı.